konuğumuzla geldik bu kez karşınıza ve tabii ki biraz evvel de söylemiştim. Bugün 9 Nisan demiştim. Bugünün bu kitap ve buraya davet ettiğimiz konuğumuz yazar Metin Soylu'yla büyük bir bağlantısı var. Özellikle neden 9 Nisan'da biz bunu konuşuyoruz? Aslında cumartesine denk gelmesi biraz tesadüf olsa da hemen aktaralım efendim. Bu kitap Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir kitabı ve yazarımız Metin Soylu şu an stüdyomuzda. Kitabın bu kitap Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in anısına yazıldı. Onun hikayesiyle yazıldı. Dolayısıyla 9 Nisan 1916'da şehit düştü Yüzbaşı Mehmet Muzaffer ve bugün 100. Yılı tam bugün 9 Nisan 2016 itibariyle konuşacağız efendim. Bu kitap nasıl yazıldı ve Mehmet Muzaffer'i tanıyacağız. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer Çanakkale'de savaştı. Hemen şöyle dönelim efendim. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri sormalı. Biz deyiz efendim. Öncelikle teşekkür ediyoruz bugününüzü bize ayırdığınız için bu anlamda. Çünkü çok gerçekten büyük bir tesadüf olarak denk geldi aslında 9 Nisan Cumartesi ve evet, hani konuğumuz olabildiniz. Belgelere dayalı gerçek bir kahramanlık öyküsünü anlatıyor. Şehit Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'i anlatıyor ve onun anısına yazdınız. Şimdi ben hani nasıl yazdınız diye soracağım ama bir önceki sefer sizi Piri Reis Haritası'nın şifresi kitabınızla ağırlamıştık. Evet. Şimdi o kitapla aslında bağlantılı bu kitabı yazmanız nasıl oldu? Tabii şöyle aktarayım. Biliyorsunuz Piri Reis'le ilgili bayağı koşuşturmuştum, evet, ben 15-16 yıldır. En son geldiğimiz süreç şuydu. 2006 senesinde ben Piri Reis haritasıyla ilgili bir kriminal laboratuvarlarına ihtiyacım oldu. Bazı yazı karakterleri sebebiyle. Bu vesileyle tabii ki jandarmanın ya da emniyet müdürlüğüne bağlı kriminal laboratuvarlarında bu işi yapmam gerekiyordu. Piri Reis konusu farklı bir şey olduğu için oraları çok uzatmayacağım. Ama sonuç olarak ben dönemin 2006 yılında Emniyet Genel Müdürü Sayın Gökhan Aydıner'di. Kendisine bir dilekçe sundum. Açık açık dedim ki efendim bana yardımcı olun dedim. Ben böyle böyle bir kriminal laboratuvarına ihtiyacım var. Şu 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 sebeplerden dolayı. Kendisi beni makamına davet etti sağ olsun. Ankara'ya gittiğimde makamına çıktım ve durumu bir de yüz yüze kendisiyle paylaştım. Bana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kriminal laboratuvarlarının kapıları açıldı. Tabii ki oradaki PRS çalışmalarım sürdü. Ancak biz yüz yüze toplantı halindeyken bana dedi ki sen böyle tarihe meraklı birine benziyorsun dedi. Mehmet Muzaffer'i biliyor musun diye sordu bana ilk. Efendim dedim bilmiyorum. Ben hani günümüzde yaşayan birisini soruyor gibi bir algı aslında öyle bir şey zannettim. Dedi ki bekle lütfen dedi. Hemen özel kaleminden dedi ki bana şu sandukayı getir dedi. Ben tabii olayları anlamaya çalışıyorum ne oluyor şeklinde. Böyle güzel bir sanduka geldi böyle tahtadan çok şık yapılmış. Orayı açtığımda karşımızda şöyle bir para vardı bakın. Gösteriyorum sıcağı sıcağına. Bu ne parası? Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in eliyle çizdiği bir paradır bu. Eliyle çizdiği. Evet, eliyle çizdiği. Birazdan buna değineceğim. Yani bu şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal polis laboratuvarlarında koruma altında. Bu paranın çok tarihi açıdan bir önemi var. Birazdan hikayesine değineceğim zaten. Dedi ki Mehmet Muzaffer dedi hikayesini bana kısaca özetledi. Tabii şoke oldum. Dedim efendim ben bilmiyordum bu kadar olayın büyük olduğunu, önemli olduğunu bilmiyordum. Dedi ki bizim de öğrendiklerimiz bu kadar. Lütfen dedi eğer vaktim varsa bunu dedi kamuoyuyla paylaşmak üzere bir çalışma yap dedi, bir araştırma yap dedi. Dedim ki ben hani o bizim için şehit oldu zaten. 9 Nisan 1916'da o bizim için yani biz sağlıklı bir yaşam sürelim, güvenliğimiz sağlansın, ülkemizin sınırları korunsun. Yani bizim için, bizim geleceğimiz için Yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit olurken benim onunla ilgili araştırma yapmamam gibi bir lüks olamazdı benim açımdan. Bu benim için bir emirdi. Dolayısıyla ben bu emri aslında yerine getirmiş oldum. İki yıl çalıştım. Piri Reis Haritası Şifresi adlı kitabımdan sonraki süreci anlatıyorum. İki yıl boyunca bir fiil sadece bu kitapla ilgili bir çalışma yaptım. Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir adlı kitap. Bu kitabın bir özelliği var. Size onu anlatayım. Bu kitap gerçekten de tarihi belgeleri
bir araya bir havuzda topladım. Bu belgeler kanalıyla bir roman kurguladım. Yani rahat okunması açısından. Bu bir inceleme araştırma kitabıdır. Çünkü içerisinde birazdan da ayrıntılarıyla vereceğim. Bakın bir sürü belge vardır. Evet. Bu belgelerle ilgili olarak bazı devlet kurumlarına da buradan müsaade ederseniz teşekkür etmek istiyorum. Başta Genelkurmay Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Bana kapılarını açtılar. Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Nüfus Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bana özellikle Nüfus Müdürlüğü iki defa dilekçe yazmama rağmen geri dönüş yapmadığı için teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bu aslında çok üzücü bir durum. Buna ayrıca değineceğim. Galatasaray Lisesi'ne teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü 948 numaralı Mektebi Sultaniye, bugünkü Galatasaray Lisesi dediğimiz yerde öğrencilik yaptım Mehmet Muzaffer. Orada başlıyor evet, hikaye bunda, zaten. Evet, yani süreç şöyle ilerledi. Bu araştırmalar esnasında aynı zamanda bu şeyi de size olayları da anlatmaya başlayayım. 948 numaralı Mehmet Muzaffer. Mehmet Muzaffer lise çağlarında Galatasaray Lisesi öğrencisi iken 14'lü 15'li yıllar biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nın patlak verdiği yıldan söz ediyoruz. Tabii o dönemde şöyle bir şey var. Öğrencilerin yani eğitimli insanların o an için askere gitme mecburiyetleri yok. Öncelik diğer kişilerin silah altına alınması veya gönüllü gidenler vesaire vesaire. Ancak Mehmet Muzaffer arkadaşlarıyla birlikte şunun programını yapıyorlar. Diyorlar ki biz hangi şartlarda Çanakkale'ye kaçmalıyız? Onların niyeti gönüllü olarak katılmak. Halbuki böyle bir zorunlulukları yok. Ama o çocuklar gittiler çünkü vatanperver çocuklardı onlar. O çocuklar kendi hayatlarını veya eğitimlerini kenara koyup hiç bir dakika dahi düşünmeden Çanakkale cephesine koştular. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler. Mehmet Muzaffer tabii gizlice bu birime katıldığı için bunu Çanakkale'deki ilgili komutanlar tabii tespit ediyorlar. Önce geri göndermeyi düşünüyorlar ama diyorlar ki hani sıkıntılı bir durum. Peki siz cephe arkasında kalın. Buna bir 3 aylık eğitim veriyorlar. Tabii ardından Çanakkale Savaşı patlak veriyor. Bu detaya girmek istemem çünkü çok uzun zaten. Çanakkale başlı başına bir destan. Ve burada Mehmet Muzaffer tabii çok başarılı performans sergiliyor. Yani çok akıllı bir genç aslında ve komutanların dikkatini çekiyor. O dönemde biliyorsunuz biz Almanlarla ortak hareket ettik düşmana karşı ve Almanların Almanya ülkesine ait bir otomobil fabrikasına ait bir kamyonlar intikal ediyor Çanakkale sırtlarına. Reklam olmasın diye değinmek istemiyorum da onu düşündüm. Çanakkale sırtlarına getirdikleri kamyonetler maalesef savaş hali sebebiyle parçalanmış o lastikler ve acilen bu kamyonlara lastik alınması gerekiyor. Alınmaması halinde cephelerde sıkıntı yaşayacak, mühimmat, lojistik götürülemeyecek ve askeri birliklerin seri olarak gitmesi gerekiyor. Bu vesileyle bu kamyon lastikleri o kadar önemli ki hayati değer taşıyor. Diyorlar ki ya bu kamyon lastiklerini bize kim getirtebilir? Ve akıllara tabii ki o akıllı genç Mehmet Muzaffer geliyor. Mehmet Muzaffer bu arada Çanakkale'deyken Asteğmen rütbesi veriliyor kendisine. Ve buna şöyle bir görev veriyorlar. Diyorlar ki Mehmet Muzaffer sen madem İstanbul'dan geldin seni sivil istihbarata ayırıyoruz. Parola işaret bu. Malzeme listemiz bu. Lütfen İstanbul'a bir an önce yola çık. Bu malzemeleri İstanbul Üniversitesi'nde o zamanlar Harbiye Nazırlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi bir algı söyleyeyim. O dönemde böyle konuşulmuş ve Mehmet Muzaffer gidiyor, parola işareti söylüyor ve malzeme listesi için para alması lazım. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Ve bu malzemeler esen kara borsaya düşmüş. Yani kara borsadan bunun ancak temini söz konusu. Ve Yahudi esnafların elinde maalesef. Dolayısıyla gidiyor yalnız oradaki Harbiye Nazırlığı'ndaki komutan diyor ki ya sen bizimle diyor dalga mı geçiyorsun oğlum diyor. Biz diyor askere yemek yedirecek parayı bulamıyoruz. Kasa boş diyor. Yani siz bu komutanlar diyor gönderirken seni bunun bilincinde değiller mi? Benim kadar onlar bu işi iyi biliyorlar. Seni niye gönderdiler diyor.
Ve bunun üzerine Mehmet Muzaffer tabii şaşkınlık içerisinde olayı, istihbaratın geniş ayrıntılarını bilmediği için şoke oluyor. Çok üzülüyor. Diyor ki para veremem diyor. Başınızın çaresine bakın. Komutan apar topar çocuğu işte Mehmet Muzaffer'i gönderiyor. Mehmet Muzaffer Beyazıt'ta düşünmeye başlıyor. İşte işin şeyi kısmı burada, kritik kısmı burası. Diyor ki benim bu malzemeleri ne pahasına olursa olsun almam lazım. Bu malzemeleri eğer götüremezsem, eli boş dönersem benim yüzümden yüzlerce asker şehit olabilir diyor. Bu psikoloji var. Ve görev aşkını diyor ben yerine getirmem lazım. Peki ne yapmalı? Mehmet Muzaffer hiç vakit kaybetmeden Karaköy'e o bu malzemelerin satıldığı yere doğru yürüyor tabiri caizse ve oradaki esnaflara bunu soruyor, soruşturuyor, araştırıyor. Derken bir Yahudi'nin elinde bu malzemelerin olduğunu net olarak tespit ediyor. Diyor ki Yahudi esnafa, efendim diyor ben diyor istihbarat olduğu için köyüme götüreceğim. Bu malzemeler bu sebeplerden dolayı bana lazım. Sabaha karşı işte el arabasıyla şey at arabasıyla efendim diyor getireceğim diyor. At arabasına yüklenmesini istiyorum ve diyor köyüme götüreceğim acil. Bunun için diyor ne kadar bir ücret istiyorsunuz? Diyor ki normalde savaş hali. Ben diyor 200 liranı alırdım diyor. Ama savaş hali işlerde kesat diyor. Sen diyor 100 lira versen yeter diyor. Ama diyor 100 lira da büyük para bakın Esra Hanım. O dönemin en büyük aslında en büyük küpürlü parası birazdan diyeceğim 50 kayme lira ama biz şu anda sizinle sohbet ettiğimiz için ben lira diyorum anlaşılsın diye kayme olarak geçiyor tabir. Evet. Normalde en yüksek para en küpürlü yüksek para 50 kaymedir aslında o dönemde ama diyor ki işte 100 kayme versen yeterlidir diyor. Yani Yahudi'ye göre 2 ellilikten söz ediyor. Mehmet Muzaffer de diyor ki peki diyor siz diyor malları hazırlayın. Ben yarın sabaha karşı sabah ezanıyla gelip o malzemeleri diyor at arabasıyla gelip alacağım diyor. Şimdi buraya kadar tamam ama nasıl alacak? Parası yok ki. 5 kuruş parası yok çocuğun. Ve Mehmet Muzaffer biliyorsunuz 948 numaralı Galatasaray Lisesi öğrencisi. Benim yapmış olduğum araştırmalara göre birazdan anlatacağım hadisenin Galatasaray Lisesi'nde cereyan etmiş olduğu konusu şüphesi ağırlık kazanıyor. Çünkü Galatasaray'la o istikametle Karaköy arası çok bir mesafe değil aslında. Evet. O yıllarda da şimdi de bakıldığı zaman. Özetle kendisi Karaköy'den bir kırtasiye dükkanına gidiyor. Çini mürekkep alıyor. Kağıtlar alıyor. Ve sabaha kadar hiç uyumadan sahte 100 lira yapıyor. Evet bildiğimiz eliyle sahte 100 lira yapıyor bakın. Çizmiş olduğu paranın ön yüzü size bakın arka yüzünü de göstereyim çok enteresandır. Bu da arka yüzü paranın arka yüzü. Bir de şimdi şey dikkatimi çekti çizim bu evet. Ama kenarları mesela yırtılmış vesaire. Hani... Şimdi zaten o kadar ustaca hazırlamış ki. Ya, yani sanki kullanılmış hani aynen, gerçekten aynen. Para gibi. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek ustalıkla çizmiş. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bana vermiş olduğu bilgi zaten kitabımda da var. O Emniyet Genel Müdürlüğü de şaşırmış. Yani kriminal laboratuvarları bu konuda araştırma yapmış. Bana da bunun içeriğini sundular sağ olsunlar. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde çok ustaca çizilmiş. Ve eliyle çizmiş bu sahte parayı bakın muhtemelen zamanı yoktu 2 ellilik yapamadı Esra Hanım. Tek 100 lira yaptı zamanı yoktu. Ruhu şad olsun tekrar bugün onun şehit oluşunun 100. yılı. Ve Allah rahmet eylesin. Ve Mehmet Muzaffer sabaha karşı bu parayı Yahudi tüccara halk tabiriyle lütfen bağışlayın beni yutturmayı başarıyor. Ve malları alıp bir de tüccara yapıyor tabii yani. Tabii Yahudi tüccara bunu teslim ediyor. Sabah bakın neden sabahı seçiyor? Sabah karanlığını seçiyor. Çünkü ay ışığının çok olarak hani güneş ışığı olmadığı için çok rahat anlaşılamayacak. Bir de yan dükkanlar her yer kapalı o saatte. Dolayısıyla çok stratejik düşünmüş Mehmet Muzaffer. Hani hangi zaman diliminde bu parayı yutturmalıyım? O çok enteresandır. Çok iyi hesaplamış. Ya helal olsun yani çok çok iyi hesaplamış ve malları alıp kaçıyor Çanakkale'ye. Şimdi o kısmı şöyle anlatacağım size. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit oluyor ama Çanakkale'de değil. Gelelim
Yahudi esnafın tarafını. Önce o kısmı anlatmak isterim size. Tabii Yahudi esnaf sabah aydınlanınca, bankalarda açılınca parayı bozdurmak istiyor. Büyük bir şey var. Büyük bir kar yaptığını düşünüyor. Ve Osmanlı Bankası'na gidiyor, Karaköy'deki. Tabii ki Osmanlı'daki o memurlar, banka memuru parayı alıyor, dokunuyor, kurcalıyor, arkasını çeviriyor. Diyor ki efendim diyor, bu parayı diyor siz kim verdi diyor, bu para sahte diyor. Yahudi esnaf tabii onun şaka yaptığını düşünüyor. Diyor ki şaka yapmayın diyor. Yani evet efendim diyor, gerçek. Tamamen diyor bu para sahte diyor yani. Hani ifadem doğrudur diyor. Ve bunun üzerine diyor ki, hatta diyor size başka bir şey söyleyeyim diyor banka memuru. Biz diyor en büyük paramız 50 kayme diyor. Bu zaten 100 kayme. Bu baştan sahte diyor yani. Diyor ki ben nereden bileyim, devlet savaş hali diyor, basmıştır diyor 100 lira, ben onu mu takip edeceğim diyor. Ve bunun üzerine banka memuru şu yazı dikkatini çekiyor, bakın işte film burada kopuyor zaten. Yani bu para evet sahte bir para ama evet. Türk milleti için tarihin en gerçek parasıdır benim gözümde. Türk milleti açısından, Türk tarihi açısından en gerçek paradır, çünkü paranın üzerinde bir not var. Paranın üzerindeki not şurada, bakın gösteriyorum. Şöyle çok ufak yazılmış bir not ve Mehmet Muzaffer ne demiş biliyor musunuz? Bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir demiş. Ya. Yani sahte para, evet ben mecbur kaldım bunu yaptım ama ben bunun bedelini Çanakkale'de kanımla ödeyeceğim diyor. Bu olay tabii ki Osmanlı o dönemde işte halka bakıldığı zaman İstanbul halkının tamamının haberi oluyor. Ve duymayan kalmıyor. Yani herkes bu olayı konuşuyor. İstanbul'da konuşmuş. Ve tabii ki o dönemin paşası bu olayı haber alınca Yahudi esnafı bir yolla çağırıyor ve o parayı artık nasıl buluşturuyorsa, gerçek olan 100 liralık gerçek parayı teslim ediyor. Bakın bedelini de ödüyor paşa. Paşa hani Mehmet Muzaffer'in sırtında bir yük bırakmıyor aslında. O, evet yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit oldu ama geriye bakıldığı zaman Mehmet Muzaffer onu kendi çıkarları için yapmadı. Vatanı kurtarmak için mecburdu bunu yapmaya. Aklına bu fikir geldi. Çünkü Mehmet Muzaffer'in mizahi karikatür çizme yeteneği, resim yapma yeteneği çok kuvvetliydi. Mehmet Muzaffer bu yeteneğini kullandı. Bu yeteneğiyle belki de yüzlerce askeri Çanakkale'de kurtarmış oldu. Dolayısıyla bu paranın orijinalinin yani bedelini ödüyor Yahudi tüccara, bu parayı dönemin paşası teslim alıyor ve o dönemde İstanbul Polis Okulu'na teslim etmiş. İstanbul Polis Okulu da yıllar sonra bunu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Ankara'ya ve sahtecilik işte kriminal laboratuvarlarına teslim ediyor. Ve şu anda bu para nerede korunuyor? Bu para şu anda yine Ankara Gölbaşı'na bağlı, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kriminal polis laboratuvarlarında koruma altında. Ben bu paranın orijinaline dokundum. Bu paranın orijinalini gördüm, dokundum. Çok anlamlı, çok özel. Ve insan çok duygulanıyor Esra Hanım. Yani hani o niçin yaptı bu parayı? Bizim için yaptı. Bizim geleceğimizi, bizim çocuklarımız, yeni nesli kurtarmak için yaptı bu fedakarlığı. Gerçekten de ruhu şad olsun. Ve sonuç şu efendim, sonuç şu. Mehmet Muzaffer nerede şehit oldu kısmını size değineceğim. Çünkü sonrasında değil. Çünkü sonrasında da ailesiyle ilgili çok enteresan bilgiler bir var. Bir de tabii Halil Paşa'ya bir mektubu evet, var. Evet, evet. Tabii ona değineceğim. Ama şunu bir lütfen reklam gibi algılanmasın ama önemli bir şey söylemek için bu kitabı tuttum şu anda ekrana. Bakın bu kitabın bir özelliği var. Kitap Türkiye'de tektir. Konsept olarak. Yani bugüne kadar Mehmet Muzaffer'le ilgili bir kitap olmadı, yazılmadı. Günümüze kadar. Bu tektir. Bunu gerçekten de çok özverili çalışmalarla bir araya getirdim. Ama bunu niçin yaptım biliyor musunuz? Mehmet Muzaffer'e bir borcum olduğunu hissettiğim için bu çalışmayı yaptım. Bundan dolayı da mutluyum, gururluyum. Yani evet Piri Reis kadar bu kitap da benim için çok özel ve çok anlamlı bir eser. Ve Mehmet Muzaffer
Çanakkale'de büyük bir başarı sergiliyor. Ancak tabii ki internet araştırması yaparsanız bir bilgi kirliliği vardır. O bilgi kirliliğini de burada somut olarak düzeltmek isterim. Çünkü kitabımda Milli Savunma Bakanlığı'ndan bana gelen askeri safahat belgesi vardır. Bakın Mehmet Muzaffer'in askeri safahat belgesi vardır. Askeri kayıtın son halidir bu. Mehmet Muzaffer Çanakkale'de değil. 29 Nisan 2016'da 100. yılını aslında zaferle kutlamamız gereken Kuttül Ammare Savaşı vardır. Irak Felaye Muharebesi diye geçer. Orada 9 Nisan'da şehit olmuştur. 9 Nisan 1916 tarihinde Irak Kuttül Ammare Felaye Muharebesi'nde Mehmet Muzaffer şehit olmuştur. Nasıl olmuştur? Çanakkale'den Mehmet Muzaffer büyük bir zaferle İstanbul'a geri dönerken Halife Melek hanımefendi ile tanışıyor. Önceden mi vardı bir arkadaşlığı, evlendi? Yoksa sıcağı sıcağına mı tanıştı veya bir görücü usulüyle mi evlendi? Bu kısmı bilemiyoruz. Ama Mehmet Muzaffer'in Halife Melek hanımefendi ile evlendiği gerçeğiyle karşılaştım. Bu konuda çok somut belgeler ve evraklarım da var. Onları da size getirdim, göstereceğim birazdan. Ve şöyle bir durum, bir hafta evli kalıyor, bakın. Sonra bu Kuttül Ammare Savaşı tabii ki patlak veriyor, Felaye Muharebesi. Komutanları Mehmet Muzaffer'e diyor ki, gelmek zorunda değilsin. Çünkü sen daha yeni evlisin ve bir savaştan çıktın, sonra da gelebilirsin diyorlar. Ancak Mehmet Muzaffer evet, Halife Melek hanımefendiyle evleniyor. O bir aşk ama bir de vatan aşkı var. O vatan aşkını tercih ediyor ve bir haftalık evli kaldıktan sonra Irak'a gitme kararı alıyor ve yüzbaşı rütbesiyle gidiyor. Tabii ki bir bölüğü var. Bu konu hakkında da bir bilgi vereceğim. Ve yüzbaşı Mehmet Muzaffer maalesef İngilizlerle girdiği çatışmada boğazından vurularak şehit oluyor. Şehit olurken aslında o kısmı dilerseniz ünlü bir mektup var. Tarihe altın harflerle bence geçmesi gereken bir mektuptur bu. 6. Ordu Komutanı Halil Paşa Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in komutanıdır normal şartlar altında. Ve tarihte bir komutanın, koskoca bir 6. Ordu Komutanı'nın sadece bir askeri için, sadece bir yanındaki işte yüzbaşı komutanı için bir mektup yazdığına ben tanık olmadım bugüne kadar. Sadece 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın yüzbaşı Mehmet Muzaffer'le ilgili yazdığı bir mektup var. Ve ben araştırmalarım esnasında bu mektubu yüzlerce kez okumuşumdur ve her okuduğumda yani tüylerim diken diken olmuştur. Çok anlamlı, çok enteresan ve Mehmet Muzaffer'in nasıl şehit olduğunu ayrıntılarıyla paylaşan bir mektup. Bu mektubu 9 Nisan işte bugün anısına okumak isterim. Çünkü ben anlatmayayım, bunu Halil Paşa anlatsın. Nasıl şehit olmuş ve sonunda ne olmuş? Çok seri olarak okuyacağım. 6. Ordu Komutanı Halil Paşa şöyle diyor mektubunda. Bunu tabii ki bütün bölüğe bildirmiş. 9 Nisan 1916 tarihinde Irak cephesi Felaye Muharebesi'nde boğazından ağır yaralanan 18. Kolordu 51. Tümen 9. Alay Emir Subayı'dır. Adı geçen muharebede kendi alayından bir bölüğü komuta eden İstanbullu Yüzbaşı Mehmet Muzaffer hayatının son dakikalarında olduğunu hissedince sükunetle son görevini yapmaya başlamış ve konuşamadığından cebinde bulduğu boş bir mektup zarfı üzerine, aslında o mektup zarfı eşine yazdığı mektup zarfları onlar. Evet. Boğazından akan kana parmağını batırarak önce kıble ne yöndedir diye yazarak emirlerine sormuştur. Milli onur ve fazileti bulunan ak yüzünü ve pak alnını görevini başaranlara mahsus güzellikte huzuru peygambere çevirmiş ve kalbindeki şehadeti dille anlatmaya takati olmadığından kana boyanan o zarfın ortasına okunaklı bir şekilde kelime-i şehadeti yazmıştır. Bu büyük asker bölüğüne son sözünü söylemek isteyerek aynı zarfın üç yerine bölük intikamımı alsın cümlesini yazarak ikisini imzalamış, üçüncüsünü ise imzalayamadan son nefesini vermiş, yani artık işe yaramayan kalbini atmış, silah arkadaşlarının safları önünde uçmak, bölüğüne kanat gererek gölgesinde sığındırmak için yükselmiştir. Bu şehidin ruhunu fatihalarla selamlayalım. Daima diyelim ki Allah ruhu zaferlerle dolu bu şehitlerin yardım ve himayesinden herkesi nasiplendirsin.
Mehmet Muzaffer Efendi'nin bu yüce davranışı, yani bir Türk subayının örnek maneviyatı olan o kanlı beyaz zarf, askeri müzeye gönderilmiş, Türk çocuklarına ve gelecek nesillere cevher değerinde bir miras olmuştur. Yaşayan ölülerin mirasları içerisinde bu zarf da yaşayacak, daima yükselmeye teşvik ve milletin iftihar etmesi için bir belge olarak kalacaktır. Büyük meydanların büyük sınavlarında kazanılan bu şehadetnameler her genci imrendirecek ve örnek olacak bir etki yapacağı gibi her babanın kalbinde böyle evlatlara sahip olma duygusunu yükseltecek, sonunda millet bu sayede kendi fedakarlığına güvenecektir. Bitirmek üzereyim. Böylece dini ve vatanı ölmek aşkıyla yetişmiş gençler çoğalacak ve vatan sevgisi milli terbiyemize esas oldukça yaşama hakkı bizim olacaktır. Bu husustaki özel görevini yerine getiren 6. Ordu sonucu milletin takdirine bırakmıştır. Umarım ki her edip her yazar bu yüce gayeye hizmeti uğur sayarak merhumu bütün millete tanıtmaya çalışacaktır. Umarım ki Müdafaa-i Milliye Cemiyeti bu şehidin fotoğraflarıyla zarfını birleştirip büyük levhalar haline getirecek, yüz binlerce duvar levhası şeklinde basarak hem her evin iftarla duvarına asacağı birer iblet levhası yapacak ve hem de vatan millet namına bir hizmet yapmış olacaktır. 11 Temmuz 1916 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın çok özel bir mektubu. Hani burada gerçekten diyor ya, kana boyanan o kanlı zarfın ortasına diyor, okunaklı olarak yazdı diyor. Bakın o zarfı da size getirdim. Mehmet Muzaffer'in şehit olurken boğazından akan kan maalesef eşine son yazdığı mektubun üzerine denk geliyor ve bölük intikamımı alsın diye feryat ediyor. Şimdi bu konuda Halil Paşa diyor ya, ümit ederim ki bir gün diyor şehidin fotoğraflarıyla kanlı zarfı bir araya getirir de diyor her evin duvarına asılır diyor. Bakın ben bunu yaptım, 100. yılda söylüyorum mi? Bunu yaptım. Kitabımın en arkasında bakın şöyle bir poster hazırladım imkanlarım ölçüsünde. Evet, şehidin Mehmet Muzaffer'in kanlı zarfı efendim ve parasıyla birlikte herkesin evine gururla, iftarla asması gereken bir vesika olarak da ben kayıt altına aldırmak istedim bir açıkçası. Bir de tabii şunu tabii hemen hatırlatalım. Kitabı aldığınızda da zaten bunu siz tabii, hediye tabii olarak, poster aynen olarak yapmışsınız poster, kitabın arkasında. Poster hediyeli olarak yaptım. Yani elimden bu kadar geldi. Gerçekten de saklanması, işte bu her şeyi anlatıyor. Evet, tek kalemde her şeyi anlatıyor. Tek kalemde. Doğru. İşte evet, o zamanki parayı orijinal boyutuyla, diğer taraftan vasiyeti, 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın mektubundaki o cümleler, hepsini anlatıyor. Evet. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Elinize sağlık. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben bunu söylediğim gibi Mehmet Muzaffer'e olan bir hissiyat, bir borcum olduğunu hissettiğim için bunu, hı hı, bu benim için bir emirdi. Ben emri yerine getirdim. 6. Ordu Komutanı'nın emridir bu. Bu emri yerine getirdim. Hı hı. Bu konuda gerçekten de hepsinin ruhu şad olsun. Bu memleket onlar sayesinde kazanıldı. Tabii, tabii. Ve ben şunu da açıkça söylemek isterim. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit oldu. Ancak bir hafta evliydi biliyorsunuz. Evet. Hanife Melek hanımefendiyle evlenmişti. Bu kısım çok üzücü. Çünkü araştırmalarım esnasında sonunda çok hüzünlü bir tabloyla karşılaştım. O da şu, bu mektup karısının da eline geçmiş. Biraz önce Halil Paşa'nın mektubu, karısı Hanife Melek Yücel'in, Mehmet Muzaffer'in eşinin de eline geçiyor. Ve Mehmet Muzaffer'in eşi Halil Paşa'ya bir mektup yazmış ama mektubun en can alıcı cümlesi bence şu. Diyor ki, bir hafta beraber ömür sürdüğüm ve şimdi çocuğunu kucağımda taşıdığım Muzaffer'in intikamını almak için müsaade edin cepheye geleyim demiş. Onun bölüğünde nefer olayım, ben de o bölükte şehit olayım demiş. Yani Mehmet Muzaffer karısıyla birlikte değerlendirdiği zaman yani ibret alınması gereken, hatta bu konuda bir dizi filmin, bir sinema projesinin bile yapılması gereken bir şeydir, özverili bir olaydır, hadisedir. Mehmet Muzaffer'in karısı yokluk içerisinde yaşamış. Yapmış olduğum araştırma sonuçlarını anlatıyorum. Yokluk içerisinde yaşamış. Bakın bunun size belgesini okuyayım ve
ne durumda olduğunu, karısının ne durumda olduğunu herkes kendi vicdanlarında değerlendirsin. Tabii ben bunu okurken o dönemin şartlarında değerlendirmek lazım. Yani 2016'ya göre lütfen kimse bunu değerlendirmesin. O dönemin şartlarında demek ki ülke daha toparlanmamıştı mali açıdan. Bayağı sıkıntılar vardı ki iş bu hale gelmiş. Bakın elimde Mehmet Muzaffer'in yine Maliye Bakanlığı'ndan bana intikal etmiş maaş kayıt örneği var. Bakın. Maaş kayıt örneği var. Ve burada bunun yanı sıra bu şehit maaşı kendisine yetmemiş ve bu yüzden Beyoğlu Askerlik Şubesi Başkanı'na bir dilekçesi var. Bakın aynen dilekçesini okuyorum. Diyor ki zevcim şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer Irak Kuttül Amare'de İngilizler tarafından şehit edilmiş olduğu halde bana çok az miktarda maaş bağlanmıştır diyor. Bu almış olduğum maaş yanlış hesap edilmiştir. Bir şehit yüzbaşının Cumhuriyet hükümetine vedayı bıraktığı ailesine tahsis edilen maaşın az ve ahara muhtaç edecek miktarda bulunması muvafık olmadığından maaşımın tezyit ve tadili hususu müsaade buyurulmasını istinat ve istirham eylerim demiş. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in karısının bu dilekçesi. Ve benim elimde bir de Mehmet Muzaffer'in yine karısına ait bir maaş bodrusu var. Hı hı. Bakın onu da şöyle göstereyim. Ve eşi ne işle meşguldür? Eşinin ne iş yaptığı konusunda bir kayıt yok. Hı. Yani eşi ne iş yaptığı konusunda kesinlikle bir kayıt yok. Muhtemelen çocuğu yeni dünyaya geldiği için belki çocuğuyla ilgilenmiş olabilir diye düşünüyorum sadece. Bu bir yorum. Elimdeki belge maaş bodrusu ve devlet eşine 2 kuruş zam yapmış. Sadece 2 kuruş. Sonunda ne olmuş? Bakın, sonunda ne olmuş? Mehmet Muzaffer'in karısı yokluk içerisinde çocuğuna bile bakmaya muhtaç hale gelmiş maalesef. Ve sonunda üzüntüsünden ve tabii ki Mehmet Muzaffer'e de olan aşkından ötürü bir daha ona kavuşamayacağının da bilincine vararak üzüntüsünden akıl hastanesine kaldırılmış. Hı-hı. Ve Hanife Melek Yücel diye geçer kayıtlarda ve yine kayıtlarda ev adresi Kadıköy diye geçiyor. Bunun bütün ayrıntılar elimde var, kitapta da var. Ve karısı maalesef akıl hastanesine kapatılmış ve orada vefat etmiş. Biraz önce size sohbetin başında nüfus müdürlüğüne bir atıfta bulundum ya. Hı-hı. Nüfus müdürlüğüne yine atıfta bulunmak istiyorum. Ve nüfus müdürlüğüne diyorum ki ben size dilekçe yazdım. Lütfen bu dilekçeme olumlu cevap verin. Çünkü ben onlara şunu dedim. Çocuğuna ulaşmak istiyorum. Mehmet Muzaffer'in çocuğuna ulaşmak istiyorum. Bu kayda ulaşamıyorum bir türlü. Nüfus müdürlüğünden bana gelen cevap kitabımda var. Bana dedikleri şey şu. Birinci dereceden yakınları dışında bu bilgiyi veremiyoruz. Bu kamuoyuna mal olmuş bir şehit. Ve bugün 100. yılı. Tabii. Lütfen rica ediyorum sizden. Nüfus müdürlüğü, eğim nüfus müdürlüğü. Bu kaydı bana değil, kamuoyuyla paylaşır mısınız? Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in varsa bir çocuğu hala hayattaysa, yakını varsa, torunları varsa lütfen ulaşmamızı sağlar mısınız? Çok istirham ediyorum sizden. Yani Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in bu kahramanlık örneğine karşı bu çocukların veya akrabalarının veya torunlarının dedelerinin Yüzbaşı Mehmet Muzaffer olduğunu bilmiyorlar belki. Bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Acaba şu anda nasıl ki Mehmet Muzaffer şehit oldu ancak karısı maalesef çok kötü bir hayat sürdü. Sıkıntılı bir hayat sürdü. Acaba şu anda çocukları veya torunları hayattaysa şu anda bunlar da aynı durumda mı acaba? Mağdur durumdalar mı? Bakın bir 2016. Çocuk var, değil mi? Evet, kayıtlarda bir çocuk var ama onun da kız mı erkek mi olduğunu çok netleştiremiyorum. Buradaki bu çocuk bu şey olarak kurgu gereği koymak mecburiyetinde kaldığım bir görsel. Yani. Kurguda kullandığım. Tabii malumunuz tarihi romanlar yazılırken kopukluk olmaması açısından okurlar herhangi bir canlandırması açısından bir görsele gerekli ihtiyaç vardı. Bu görseli tamamlamış oldum. Tekrar söylüyorum. Yakınlarına ulaşmamız lazım. Acilen çocukları veya torunlarına ulaşmamız lazım. Bu konuda nüfus müdürlüğüne büyük görev düşüyor. Hı-hı. Kayıtlarınızdan lütfen bu bilgileri alın ve kamuoyuyla bir basın toplantısıyla paylaşın. Bu insanlar şu anda ne durumda bilmemiz gerekiyor ya. Çünkü bu bizim Mehmet Muzaffer'den
yadigar bu insanlar şu anda. Ne durumdalar acaba? Biz bunları biliyor muyuz? Hayattalar mı gerçekten? Belki de şu anda yatalak, belki de şu anda dışarıda çok kötü pozisyonda, belki evi barkı yok bu insanların. Evet. Dolayısıyla bunların çözüme kavuşması ulaşmak gerekiyor. Lazım. Bugün Mehmet Muzaffer'in şehit oluşunun 100. yılı, bunun anısına bir planlama yapılmasını talep ediyorum. Eğer Nüfus Müdürlüğü beni dinleyip yine prosedürler uygulanıyor, biz bunu yapamayız diyorlarsa, bu memlekette yönetmelikler çok sık değişiyor. Lütfen bu yönetmeliği de bir an önce değiştirin. En azından kamuoyuna mal olmuş bu tip şehitlerimizin çocuklarının akıbetiyle alakalı dilekçe, evet, dilekçe kullanma hakkım var benim yasal olarak bu anayasada. Ben dilekçe hakkımı kullanarak bu bilgileri sizlerden talep ediyorum. Ve lütfen kamuoyuna mal olmuş bu şehidin akrabalarına veya yakınlarına ulaşmam için şu pencereyi artık aralayın. Peki. Metin Bey, çok teşekkür ediyoruz size efendim. 2015 olarak görünüyor ama tabii 2016 çalışmalarım o yıllarda olduğu için. Tabii evet. 2016, yani bu kitap 2016. Tabii yani çıktı, 2000 aslında şöyle geçen sene çıkmış oldu. Geçen Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı vesilesiyle bir planlama yapılmıştı. Bu yılda bunun devamıdır çünkü Mehmet Muzaffer'in şehit oluşunun 100. yılı. Ben bir de çok özel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biraz önce parasının size akıbetini söylemiştim. Emniyet Müdürlüğü kriminal laboratuvarlarında saklanıyor demiştim. Evet. Bir de 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın mektubunu okurken bunu eklemek isterim. Önemli bir bilgi çünkü. Hani bunu çünkü belki müzeye gidip görmek isteyenler olabilir. Evet. Şöyle bilgi paylaşacağım. Halil Paşa diyor ya, ben bu kanlı zarfı askeri müzeye gönderdim diyor ya. Ben bu bilgiyi araştırdım. Evet, bu bilgi doğru. Askeri müzeye göndermişler ki fotoğraflar çekilmiş, envanterlere girmiş. Ancak Türkiye'de iki tane askeri müze var. Bir tanesi bu İstanbul Osman Bey'deki Harbi Askeri Müze. İkincisi de Ankara'da bir ufak bir askeri müze. Ama ufak. Bayağı bir ufak bir yer. Şimdi her ikisine de gittiğimde bu kanlı zarfın orijinaline ulaşamadım. Orijinaline bakın. Ulaşamadım. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı'na bir dilekçe yazdım. Ben bu kanlı zarfın fotoğraflarına evet ulaştım envanterlerinizden ama orijinalini nereden görebilirim diye müracaat ettiğimde bana bir cevap yazıldı. Maalesef envanterlerden kaybolmuş. Bu kanlı zarf yok olmuş. Bunun gerekçeleri de tabii şöyle sıralandı. Bu da kitabımda var, kaybolduğunun vesikası. Burada Genelkurmay Başkanlığı'nı kişi ya da kişiler konusunda kimseyi töhmet altında bırakmak doğru değil. Konumuz o değil çünkü. Başka bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz askeri o dönemde savaşlar sebebiyle askeri envanterler, koleksiyonlar farklı dönemlerde farklı yerlere depolandı. En son 1940'lı yıllarda Ay'a İrinik'i Lisesi'nde depolandı envanterlerde. Ve 1940'lara kadar bu kanlı zarfı görebiliyorum ben kayıtlarda. Evet. 40'lı yıllardan sonra kaybolduğunu gördüğümüze göre muhtemelen taşınma esnasında kaybolmuş olabilir. Düşmüş, yıpranmış olabilir veya rutubetten dolayı aşınmış olabilir. Çünkü bugün müze şartlarını düşündüğümüz zaman müze şartlarında her eser farklı şekilde korunuyor. Bu da bir zarf. Evet. Sadece bir zarf olmasından ötürü belki diyorum rutubetten dolayı da yıpranmış ve aşınmış olabilir. Kendi kendine de parçalanmış olabilir. Bu ihtimallerde düşünmek lazım ama maalesef orijinali yok. Peki. Şu an için. Metin Bey, çok teşekkür ediyoruz size efendim. Bizi gerçeğimizle, tarihimizle yüzleştirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet. Zaman ayırdınız. Yani ben tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde biz bugün buradayız ve canlı yayını yapıyoruz. Onun zamanı olmaz. Evet, evet, evet. Yani aslında bir de şunu söyleyeyim. Bu tabii çok tekrarlanan bir husus değil kamuoyunun. Biliyorsunuz Çanakkale her yıl bir anma toplantıları, resmi törenler gerçekleşiyor değil mi? 18 Mart'ta biz bunu görüyoruz. Hatta bırakın onu, bir de Anzaklarla ilgili yurt dışından insanlar geliyor. Bir de onların ayin törenlerine falan tanıklık ediyoruz uzaktan. Şimdi bütün bunlar yaşanırken aslında bizim ikinci Çanakkale zaferimiz var ve bunu kimse bilmiyor. Yani bilenler de sadece kulaktan dolma bilgilerle yanlışı biliyor. Doğruyu hala bilmiyorlar. O da şu,
Bizim ikinci Çanakkale zaferimiz aslında Kuttül Amare zaferidir. Hı hı. 29 Nisan 2016'da bu yıldan söz ediyorum. Zaferin 100. yılıdır. Lütfen bu zaferle ilgili de devlet büyüklerimiz gerçekten de Çanakkale gibi bir resmi anma toplantıları artık planlasınlar. Çünkü bakın İtilaf devletleri Çanakkale'den şanslarını denediler. Yani batı tarafında giremediler. Doğudan. Sonra güneyden şanslarını denediler. Irak işte o taraflardan şanslarını denediler. Yine sonuç alamadılar. Dolayısıyla İngilizler hep böyle bizim Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti'ne evet. hep başına bela olmuş açıkçası. Tarihi vesikalara baktığınız zaman ümit ediyorum ki hani Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh olayı yani hem ülkemizde barış hem de dünyada barış egemen olabilsin. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırdınız. Biz teşekkür ediyoruz ama kitabınızı o kadar çok soran izleyicimiz oldu ki çok mesaj aldım. Öyle her mi? Yerde var mı? Şöyle anlatayım kısaca. Aslında bunu hani bu ismi vermek isterim. IKEA dağıtım firması üzerinden sadece temin edebilirler. İnternet üzerinden de alabilir ama IKEA dağıtım üzerinden doğrudan temini gerçekleşebiliyor. Bir de kitapyurdu.com'dan alabilirler. Ha, yani internete tabii alabilirler. Bu ismi yazdığımızda bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir evet. yazdığımızda Metin Soylu yazdığımızda biz zaten şeylerden rahatlıkla, temin edebiliyoruz. Evet rahatlıkla temin edebilirler. Ya tamam. Söylediğim gibi aslında bunu hani şu anda belki bizi ev hanımları da izliyor olabilirler ama çocukları için bence alsınlar ya. Bence hani bunu de. benim buradaki şeyim hani değil. Yani burada Mehmet Muzaffer'in anısına tabii. bence alıp kütüphanelerinde, kitaplıklarında olması gereken bir demirbaş kitaptır. Çünkü bu sayede biz bugünlere geldik. Bunu da en iyi anlayacak kişiler çocuklarımız, hı hı. en iyi anlatacak kişiler de annelerimiz. Dolayısıyla bence alınmalı ve okunmalı. Evet, ceddini bilmeyen önünü göremez. Harikasınız. Geçmişini evet. bilmeyen geleceğini evet. göremez. Asla, evet. Vizyonu geniş nesil yetiştirmemiz için ve tabii ki de atasına, vatanına, toprağına, ülkesine nelerle alındı ya? Yani gerçekten onun bir zerresini, bir karışını, bir tozunu. Yani Çanakkale'de düşünebiliyor musunuz? Yani Çanakkale'de askere yemek yedirecek imkanlar yok. Çorba veremiyorlar ve öğlen yemekleri yok. Günde bir tane öğün o da işte çorba içiliyorlar veya üzüm hoşaflarıyla geçiştiriliyor. Ve cephe gerisinde evet. baktığınız zaman ya çok enteresan, çok inanılmaz fedakarlıklar var. Ama bu fedakarlıklardan hani nasıl ki bir Seyit Onbaşı varsa evet. bir de Yüzbaşı Mehmet Muzaffer evet. vardır. Aslında bu değerlerimizi çok doğru anlamamız, tabii. çok doğru idrak etmemiz gerekiyor. Ya hepimize büyük görevler düşüyor. Şu an yaşadığımız süreç, evet herkes dışarıya çıkıp rahatlıkla özgür şekilde alışverişini yapıyor olabilir bugün bu memlekette. Ama hı hı. bundan 20 sene sonra, bundan 50 sene sonra Allah göstermesin bir savaşın eşiğine gelebilir bu memleket. Dolayısıyla geçmişi çok doğru okumamız gerekiyor. Evet. Yani geçmişi doğru anlayamazsak, doğru okutamazsak biz bugünleri doğru analiz edemeyiz ve doğru strateji de planlayamayız. Hani bugün evet. Yaşanan süreç çok da değinmeyeceğim o kısma ama hani bir terör olayı var ve Kürt, Türk'ü herkes çatıştırmaya çalışılıyorlar ya. Bunun arkasında tabii ki dış güçleri çok rahat görebiliyoruz. Çünkü onların silahlarını tabii. falan kullanıyorlar. Ama bugün geldiğimiz nokta insanı üzüyor. Yani şunu anlatmak lazım. Doğudaki vatandaşa, doğudaki halkı ben Elazığlıyım. Ben de doğuluyum bakın. Doğudaki halkımıza neyi anlatmamız lazım biliyor musunuz? Kardeşim bak Çanakkale'de mezarlarımız yan yana. Bunu anlatmamız tabii, lazım. Tabii. Bunu hiçbir anlattığımız zaman o halk çok daha bilinçli hale gelecektir. Biz tabii. o fotoğrafı anlatamadığımız için. Biz o fotoğrafı sadece o doğudaki müfredatlarda sadece kitapların içerisinde Çanakkale'yi sembolize edip tek fotoğrafla olmuyor bu iş. Olmaz. Devletin çok iyi çalışması lazım. Devlete büyük görev düşüyor aslında. Bir taraftan da tabii hemen şu son cümlemi söyleyeceğim. Yazar olarak siz üzerinize düşeni yapmışsınız bir araştırmacı yazar olarak sağ tabii. Teşekkür ediyoruz. Mutlaka okuyacağız hepimiz. Diğer taraftan da yapımcılara, senaristlere de seslenelim. Biraz aşk filmlerine ona buna ara versinler aslında de. Aslında burada da bir aşk filmi bizim var. Bizim aşk yani...
önemli değil ama hani gerçekten her aşkı, vatan, millet, tabii. Allah, hani her aşkı barındıran ve bizim geçmişimizi öne çıkaran şeylerle biraz meşgul olsalar ya çok iyi olacak. Çok iyi bir dizi, buradan. Çok iyi bir sinema projesi olabilecek statüde, evet. Bir hikayedir bu. Kesinlikle. Ama gerçek daha neler var bir de, değil mi? Evet. Araş, gerçek bir hikaye. Sizden daha güzel, daha farklı şeyler de inşallah bekliyoruz. Yeni projeler çok yakındır. Söylüyorum değerli okurlarım. İnşallah. Yeni projelerle inşallah. Ümit ediyorum ki aylar sonra tekrar buralarda i̇nşallah. Sizin huzurunuzda olurum. Çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ve değerli izleyiciler, Metin Soylu'yu ağırladık efendim. Uğurlayacağız. Ardından da burada olacak İbrahim Sevim, burada olacak. Ayrılmayınız.